Sevgili arkadaşlar kanalımıza ve dersimize hoş geldiniz. Bu dersimizde sizlere 11. sınıflar peygamberimizin hayatı dersimizin 1. dönem 1. sınav sorularının cevaplarını yapacağız. 1. sorumuza başlayalım. Peygamberimize vahiy ilk olarak ne zaman, nerede, kim vasıtasıyla gelmiştir? İlk ayetler hangi sürede ile almaktadır? Evet peygamberimiz 40 yaşındayken 610 yılında Ramazan ayının Kadir gecesinde Mekke'de bulunan Nur Dağı'nın Hira mağarasında vahiy meleği Cebrail tarafından ilk vahiy peygamberimize gönderilmiştir ki ilk inen ayetler Alak suresinin ilk 5 ayetleridir şeklinde yazabilirsiniz. İkinci sorumuz ilk inen 5 ayetin anlamını soruyor. İkra diye başlayan ayetlerimizde Allah bakın ne buyuruyor. Oku. Yaratan Rabbinin adıyla o insanı alaktan yarattı. Oku. İnsana kalemle yazmayı ve bilmediğini öğreten Rabbin en büyük kerem sahibidir. Peygamberimize gönderilen ilk 5 ayet Alak suresinde yer almaktadır. Anlamı da bu şekildedir. Üçüncü sorumuz da Müslüman olan ilk dört sahabenin isimlerini yazın şeklinde. Kadınlardan Hazreti Hatice, erkeklerden Hazreti Ebu Bekir, çocuklardan Hazreti Ali, özgürlüğüne kavuşmuş kölelerden de Hazreti Zeyd bin Harise, peygamberimize iman eden ilk dört sahabedir. Dördüncü sorumuzda bakalım ne istiyor bizden. Müşrikler İslam çağrısını önceleri pek önemsemediler. Müşrikler hangi ayetlerin gelmesiyle peygamberimizi engellemeye başladılar? Evet peygamberimizi önce küçümsediler. Garip, kimsesiz, yetim, öksüz, zarar gelmez diye düşündüler. İlk inananlar zaten kadınlar, çocuklar, yaşlılar diye pek önemsememişlerdi. Ancak putların kendilerine ne bir fayda ne de bir zarar vermeyeceğini bildiren ayetler nazil olunca Ondan sonra rahatsızlık duymaya, peygamberimizi engellemek için türlü yollar aramaya başladılar. Kendine bir payda ve zarar vermeyen putlara niçin inanıyorsunuz sorusuna da dedelerimizi, babalarımızı buna inanır şekilde bulduk diye cevap verdiler. Peki babalarınız, dedeleriniz aklını kullanmadıysa, körü körüne inandıysa siz niye inanıyorsunuz gibi işte akıllarını kullanmaya yönelik ayetler gelince peygamberimizi ve Müslümanları Zor günler beklemeye başladı. Beşinci sorumuz da peygamberimizin davetinden vazgeçmesi için hangi faaliyette de bulundular? Tabii ki müşrikleri kastediyor. İlk önce peygamberimizin Kabe'de namaz kılmasını engellemeye başladılar. Çünkü güya onlara göre toplumun ahlakını bozuyordu namaz kılarak. Daha sonra onun hakkında karalama kampanyaları yürüttüler. Yani Mecnun oldu aklını yitirdi gibi. Hakkında iftiralar atarak insanların onun dinlemesine mani olmak istediler ama o Muhammed Emin'di. Bu konuda insanları ikna edemediler. Maddi teklifler sundular. Yani Mekke'nin en zengini yapalım, Mekke'nin yöneticisi yapalım, Mekke'deki en güzel kızları sana verelim gibi akla mantığa sığmayacak teklifler sundular. Bunlar karşılığında peygamberimizin davetinden vazgeçmesini teklif ettiler. Peygamberimize yaptıkları tekliflerden sonuç alamayan müşrikler son olarak onun bakımını üstlenen babalığını yapan amcası Ebu Talip'te görüşme kararı aldılar. Ve ondan yeğeni Muhammed'in peygamberlik davasından vazgeçirmesini istediler. Şayet bunu başaramazsa onu öldüreceklerini söylediler. Devamında da Ebu Talip peygamberimizi gerçekten öldürmelerden korktuğu için durumunu anlatınca amcacığım değil bu teklifler güneşi sağ elime. Ayı sol elime koysalar ben davamla yine vazgeçmem. Çünkü hak bildiğim doğru yolda ölene kadar devam edeceğim dediğinde peygamberimizin amcası da yeğenini tasdik etti ve bu yolda devam etmesini müşriklere karşı kendisini koruyacağını söyledi. Altıncı sorumuz müşrikler Haşimoğulları peygamberimizi korumaktan vazgeçip onu müşriklere teslim edinceye kadar Üç yıl boyunca Müslümanlara hangi ambargolar uygulama kararı aldılar? Evet, Haşimoğullarına gizli veya açıktan hiçbir şekilde yardım edilmeyecek, onlarla oturulmayacak, konuşulmayacak, evlenilmeyecek ticaret ve alışveriş yapılmayacak şeklinde şu anda İsrail'in aslında Gazze'deki ablukası gibi bir boykot uyguladılar. Dolayısıyla Müslümanlar 3 yıl boyunca gerçekten çok zor günler yaşadılar. Ve Peygamberimizin eşi Hazreti Hatice gibi Müslüman olanların mal varlıklarıyla geçinmeye çalıştılar ve çok enteresandır 3 yıl boyunca hiçbir Müslüman müşriklerin tarafına geçerek ben Müslümanlıktan vazgeçtim de dememiştir. Tam aksine Müslümanlar birbirlerine kenetlenmiş birlik beraberlik içerisinde bu boykotu da atlatmışlardır. Yedinci sorumuz Peygamberimizi derinden etkileyen hüzün yılı hakkında bilgi veriniz. 3 yıllık ambargonun bitmesinden sonra peygamberimiz kendisine hem maddi hem manevi desteğini silgemeyen amcası Ebu Talib'i babalık yapan 8 yaşından 25 yaşına kadar yanında kaldığı ticareti öğrendiği evlenmesini gerçekleştiren amcası Ebu Talib'i 3 gün sonra da ilk eşi kendisinin en büyük destekçisi kendine ilk inanan insan Hazreti Hatice'yi kaybetti. İşte peygamberimiz bu olaylardan Dolay üzülmüştür, derin etkilenmiştir. İşte bu yıla hüzün yılı ismi verilmiştir. Sekizinci sorumuz peygamberimiz de Hz. Ebu ile birlikte 622 yılında Yesrib'e icret etti. Yesrib Medine'nin ilk adıdır. Böylece İslam davetinin Medine yılları başlamış oldu. Peygamberimiz hicretten sonra yaptığı faaliyetler, peygamberimizin iki tane örneği isteniyor hicretten sonra yaptığı faaliyetlere dair. Peygamberimiz yapımında peygamberimiz de bizzat çalıştığı Mescid-i Nebi'yi yani peygamberin mescidini inşa ettiriyor. Mescid-i Nebi'nin yanında eğitim ve üretim yapılan suf ve denilen bölümler yani eğitim odaları yaptırıyor. Peygamberimiz kendisi için de odalar yaptırıyor. Yine peygamberimiz Medine'leri anlaşmaya dayalı olarak birleştirdikten sonra Medine Sözleşmesi'ni yapıyor. Medine dışındaki farklı din ve ırklara sahip insanlarla din, siyaset ve ticari ilişkilerde bulunuyor şeklinde yazabilirsiniz. Dokuzuncu sorumuzda peygamberimiz tebliğ ve davetinde hangi yöntemleri kullanmıştır? Şu anki tebliğ ve davet yapan tüm insanlar için peygamberimiz en büyük rehberdir. Çünkü peygamberimizin tebliği başarılı olmuştur. 23 yılda cahiliye toplumunu sahabe toplumuna dönüştürmüştür asrı saadet oluşmuştur mutluluk çağı. Çünkü peygamberimiz muhatabını tanıyordu. Kime nasıl davranacağını çok iyi biliyordu. Davette yakından uzağa başlamıştır. Yani en önce en yakınlarından başlayarak en uzaktakilere kadar mektup göndermiştir. Zaman ve mekanın şartlarına göre hareket etmiştir. Tedriciliğe riayet etmiştir. Yani sırasıyla hemen bütün her şeyi anlatmaktan ziyade mesela içkinin haram olması. Önce içkiyle İçkinin kötü olduğuna dair ayetler geliyor. İçkinin bırakılmasına yönelik ayetler geliyor. En sonunda da haram oluyor. İşte buna tedricilik denir. Peygamberimiz daima kolaylaştırma yöntemini seçmiş, insanları müjdelemiş ve onlara uyarıcı olmuştur. İşte bu beş özellik peygamberimizin tebliğinde, davetinde başarılı olmasını sağlamıştır. Onun sorumuzda peygamberimizin tebliğinde tedriciliğe riayet etmesi hakkında bilgi veriniz. Tediricilik ne demekti? Bir kimseyi bir şeyi aşamalı olarak yaklaştırmak. Yani bir demire değil de aşama aşama. İslami hükümlerin tamamı bir seferde değil, kademeli olarak zamana yayılmış bir şekilde geliyor. Dolayısıyla insan yapsı itibariyle bir şeye yavaş yavaş alışır, daha sonra onu benimseyip kabullenir. İşte tebliğ faaliyetlerine bu usta dikkat ediyor Peygamberimiz. İnsanlar İslam'a davet edilirken dinin kuralları olarak ne yapıyor? Kademeli olarak peygamberimiz anlatıyor, insanlara öğretiyor ve yavaş yavaş bu durum insanların kalplerine giriyor. 11. sorumuzda peygamberimiz tebliğ ve davetinde her zaman kolaylaştırıcı ve müjdeleyici olmuş. İslam hükümlerinin uygulanması konusunda da aynı metodu benimsemiştir. Konuyla ilgili bir ayet ve hadis meali yazınız. Yani burada müjdeleyici, kolaycı ile ilgili. Allah Kur'an-ı Kerim'de şöyle buyuruyor. Allah sizin için kolaylık ister, zorluk istemez. Peygamberimiz de yessiru ve la tuassiru, beşiru ve la tunefiru diyerek kolaylaştırınız, güçleştirmeyiniz, müjdeleyiniz, nefret ettirmeyiniz diye davetteki metodunu bizlere gösteriyor. Darül Erkam hakkında bilgi veriniz sorusu var. Darül Erkam, Erkam bin Ebil Erkam'ın Müslüman olan bir gencin evi. İslam'ın ilk yıllarında tebliğin organize edildiği önemli mekanlardan birisidir. Genç sahabe Erkam bin Erkam, Ebil Erkam evini peygamberimize Müslümanlara açmıştır. Buraya Darül Erkam adı verilmiştir. Safa Tepesi'nin yanında hac ve umre için Mekke dışından gelenlerle dikkat çekmeden peygamberimiz İslam'ı onlara tebliğ etmiştir. Bu evde İslam'ın ilk eğitim yuvası denir. 13. sorumuz Kur'an-ı Kerim Sevgili peygamberimizin üstün ahlakına vurgu yaparak çocukluğundan itibaren yalandan uzak, dürüst, her açıdan temiz biri olarak yaşadığını beyan eder. Konuyla ilgili bir ayet meal yazınız. Yani peygamberimizin ahlakıyla ilgili bir ayet. Kalem suresi 4'ü yazabiliriz. Ey peygamber sen çok yüce bir ahlak üzeresin. Başka bir de Ahzab 21 yazabiliriz. Hiç, hiç şüphe yok ki Allah Resulü'nde sizin için güzel bir örneklik vardır. Dolayısıyla Allah'ın bizzat Kur'an-ı Kerim'de övdüğü, bizlere rehber edinmemiz, ördek alınmamız için bizlere güzel ahlak sahibi Üsve-i Hasen olarak Hazreti Muhammed bildirilir. O yüzden Müslümanlar kendilerine rehber olarak, önder olarak tebliğ davette her konuda Hazreti Muhammed e örnek alırlar ki Hazreti Muhammed'in işte sünnetini yaşayanlar da ahirette Hazreti Muhammed'in gittiği yere yani inşallah cennete gideceklerdir. Miraç mucizesini hemen kabul etmesi nedeniyle Sıddık lakabıyla, hicret esnasında peygamberimize refakat etmesi nedeniyle de ikinin ikincisi olarak anılmıştır. Hakkında bilgi verilen sahabi soruluyor ki, İslam'ın ilk halifesidir Hazreti Ebu Bekir. Peygamberimizin aynı zamanda dünürüdür Hazreti Ayşe'nin babasıdır. İlk inanan Müslümandır Hazreti Ebu Bekir. Boykot sırasında Müslümanlara büyük destek vermiştir. Peygamberliği konusunda peygamberimize çok büyük destek vermiştir. Hazreti Ebu Bekir, Kur'an-ı Kerim'i de kitap haline toplayan sahabedir. Hazreti Ebu Bekir. Evet sevgili arkadaşlar dersimizin sonuna geldik. Hepinize tüm derslerinizde ve sınavlarınızda başarılar diliyoruz.